10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 96 Düşler Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Düşler Yayınları Sayfa 96b. Divan Edebiyatı'nda bazı kavramları dolaylı anlatmak için kullanılan nükteli ve sanatlı söze mazmun denir. Mazmunlar her divan şairinde ortaktır, sevgili. Ay, güneş, Yusuf, peri, melek, huri, padişah, sultan, Hızır, Mesih, yıldız, gülşen, bahar, musaf, cennet. Sevgilinin ağzı leyle, yakut, mercan, akik, lale, erguvan, kan, şarap, kadeh, abu hayat. Sevgilinin boyu selvi, tuğba, elif, sedir. Sevgilinin beli kıl, hat, hayal. Sevgilinin teri gül suyu, cale, gevher. Kirpik ok, mızrak. Kaş keman, hilal, mihrap, yay, beldi. Zülüf sümbül, perişan kement, zincir, akrep. Göz ahu, kara, nergis, mest, mahmur. Gamze fettan, kılıç, şemşir, hançer, cellat, buna göre metindeki mazmunları bulunuz. Cevap, gülbülbül mazmunu çokça kullanılmıştır. Nebahar gülşen sansaz gibi mazmunlar, yani baharın gelişiyle gönüllerin ferahlaması mazmunları da kullanılmıştır. C. Metindeki söz sanatları ve mazmunların metnin anlamına nasıl bir katkıda bulunduğunu açıklayınız. Cevap, metni estetik bakımdan derinleştirmiştir. Okuyan da derin bir zevk bırakmakta, metnin anlamını güçlendirmektedir. 5. Metinde yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurlar nelerdir? Metnin yazıldığı dönemin sosyal hayatıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Cevap, metin o dönemdeki eğlence yaşamını ve aşk anlayışını yansıtması bakımından değerlidir. Şairin aşktan o dönem için beklenilmesi gerekenleri anlatması bu özelliklerdendir. 10. Sınıf Düşler Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı sayfa 96 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.